1919, üzerinden tam 98 yıl geçti. Ama gördüğünüz Anıtkabir'i Ertuğrul aktardı ve kameramanlarımız da aktardılar oradaki coşkuyu. Yağmura ve olumsuz havaya rağmen o coşku hiç azalmıyor. Her yıl 98 yıl boyunca o coşku hep var oldu. O mücadele ve oynayan her zaman var oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz, andık. Stüdyomuzdayız, bir konumuz var. O günleri konuşacağız, öncesini konuşacağız. 19 Mayıs'a nasıl gelindi? Hepsini değerlendireceğiz. Başkent Üniversitesi Atamer Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Sarıoğlu konuğumuz. Sorular varsa, fikirler varsa onları bizlerle paylaşın. Twitter'dan bekliyoruz. Nebi Özdemir adresinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu özel günde sizi ağırlamakta güzel bir tarihçisiniz ve tarihten bahsedeceğiz. Ve önemli bir günden de bahsedeceğiz. 19 Mayıs 1919 neyi ifade ediyor bize? Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu? Efendim herkese merhabalar. Günaydın önce izleyicilere. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm milletimize kutlu olsun diyorum. 19 Mayıs bize neyi ifade ediyor? 19 Mayıs bir ulusun yeniden dirilişi gibidir. Yani bir büyük savaşın sonrasında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında toprakları işgal edilmiş, emperyalist ülkeler tarafından işgal edilmiş bir ülkenin yeniden karşı koyuş hareketidir. Yeniden diriliş hareketidir. Yani yok oldu, bitti diye düşünülen bir milletin. Şimdi belki de şöyle demek lazım. Savaşları şey yapmak lazım, ayırmak lazım. Hı hı. Sınıflandırmak lazım. Haklı savaşlar, haksız savaşlar falan diye ben böyle değerlendiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözüdür zannediyorum. Savaş haklı bir nedene dayanmıyorsa cinayettir dediği söylenir. Yani hayatı cephelerde geçmiş, askerliği meslek olarak edinmiş, askerlikle ilgili bütün eğitimleri almış, kurmaylık eğitiminden geçmiş, üst kademelere gelmiş bir subayın böyle bir şey söylemesi ilginçtir değil mi? Yani haklı bir nedene dayanmıyorsa cinayettir. İşte Türk milletinin vermiş olduğu bu mücadele de, bu anti-emperyalist mücadele, tarihin gördüğü en haklı savaşlardan birisidir, mücadelelerden biridir. Bu Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı var. Orada küçük bir anekdot almak istiyorum izninizle. Buyurun hocam. Şöyle söylüyor. Memleketim, sen dünyanın en güzel, en haklı kavgalarından birini yapansın. Ve ben o kavgayı ve ben seni sevenim. Yani haklı mücadele verildiğini, anti-emperyalist mücadele verildiğini dile getiriyorum. Kendi ülkesinin topraklarını işgalci güçlere karşı mücadele vererek savunmak, bağımsızlık peşinde koşmak herhalde büyük bir onur olsa gerek. Tekrar bu önemli günü kutluyorum. Hocam tam bu noktada aklıma şu geliyor. Hep 19 Mayıs derken de eşi benzeri görülmeyen bir tarihimiz var aslında. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele inanılmaz. Gerçekten aslında her babayiğidin harcı değil. Öyle bir coğrafyada ve ülkeler var. Pazarlık yapılan bir coğrafya var, Anadolu coğrafyası. Emperyalist kuvvetler yine ülkeyi parçalamak istiyor. Yıkık bir ülke var. Bir savaşın ertesi falan. Zor bir coğrafya. Ve bu 1919 tarihine gelirken baktığımız anda sanki eşi benzeri yok böyle bir mücadelenin galiba. Hep aklıma o geliyor benim dünya tarihine baktığımız zaman. Evet gerçekten yani 19 Mayıs'a nasıl gelindiğe bakmak lazım bir anlamda sizin söylediğiniz. Evet öncesi. Evet ondan öncesi. Şimdi şöyle değerlendirelim. 1900'lerin başına geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecini görüyoruz. Artık iyiden iyiye bir yok oluş sürecidir. İngiltere, Fransa, Rusya, Reval'de görüşmüşlerdi 1908'de. Osmanlı Devleti'nin paylaşma projeleri ön plandadır. İkinci kez meşrutiyet ilan edilmiş olsa da bu dağılışı toparlayamamıştır. Öyle söylemek lazım. Bir umut olamamıştır yani. 1910'da Trablusgarp Savaşı, 1912-13'te Balkan Savaşları,
Bu dağılışı daha da hızlandırıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın 1914'te başlaması, dönemin işte Osmanlı yönetimi, İttihat ve Terakki erkanı için öyle söyleyeyim, bir umut kaynağı olmuştur. Yani Almanya'nın yanında savaşa girmek. Bu dağılışı tersine çevirebilir miyiz? Hı hı. Ama bilindiği gibi işte Birinci Dünya Savaşı da çok büyük sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Yani Türk askeri Romanya'da, Galicia'da, Makedonya'da hiç tanımadığı yerlerde şehit olmuştur. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta çok büyük kayıplarımız olmuştur. Güney Cephesi'nde, Kanal Harekatı'nda. Tabii bu savaş bizim Osmanlı Devleti'nin yararında olmadığı gibi dağılışı, çözülüşü daha da hızlandıran bir süreç olmuştur. Yani Birinci Dünya Savaşı umutlarının tamamen yok olduğu bir şeye gelmiştir. Yani oraya doğru gitmiştir. Tabii peşinden de imzalanan Mondros Mütarekesi var. Aslında ondan da biraz bahsetmek lazım hocam. Oldukça önemli oldu o coğrafyada, o tarihte Mondros Mütarekesi. Neler söylersiniz Mondros hakkında? Şimdi Mondros Mütarekesi aslında ateşkes anlaşmasıdır. 30 Ekim 1918'de evet. imzalanıyor. Yani kalıcı bir barış anlaşması değil. Ama şöyle söyleyelim, Mondros Mütarekesi bir ateşkes anlaşmasından ziyade yani bu devletin Osmanlı İmparatorluğu'nun topyekün imhası gibi bir anlama geliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün haberleşme ağı, ulaşım ağı, madenleri hepsi İtilaf Devletleri'nin denetimine geçiyor. Osmanlı ordusu sınırlandırılıyor. Ellerindeki silah ve cephane İtilaf Devletleri'ne teslim ediliyor. Bütün boğazlar İtilaf Devletleri'nin kontrolüne geçiyor. Yani bu o antlaşma felaket bir antlaşma. Hakikaten çok büyük sıkıntılar getiriyor. Osmanlı Devleti aslında sadece bir şey olarak kalıyor, resmi olarak kalıyor ama fiilen her taraftan daraltılmış şekilde, silahlar alınmış şekilde evet. kuşatılmış bir halde kalmış. Evet, yani kuşatmaların aslında bir anlamda meşrulaştırılması anlamına geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 7. ve 24. maddeler var. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit altında hissederlerse orayı işgal etme hakkına sahiptirler. Bu 7. madde. Bu son derece subjektif bir şeydir. Kendimizi güvenlik hocam, altında hissetmiyoruz. Hocam o madde bana ilkokuldan beri hep anlatıldığı zaman Mondros Mütarekesi çok ilginç gelmiştir. Dediğiniz gibi aslında ben size saldıracağım ve bu maddede benim geçerliliğimi kılıyor ve bu benim kendi hazırladığım madde. O kadar aslında bayağı bir madde, adi bir madde aslında. Evet, yani aslında İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli paylaşım projelerini realize etmişlerdir bu antlaşmayla. Yani ateşkes antlaşmasıdır. Ama Sevr Antlaşması da bunun devamı niteliğindedir zaten. Yani şöyle söyleyeyim, 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanıyor. 4 Kasım'da İngilizler Musul'a asker çıkarıyorlar. Çukurova, Fransız, önce İngilizlerin daha sonra Fransızların işgaline uğruyor. Tabii bütün Suriye kısımları. Antalya-Konya hattında İtalyanlar işgal ediyorlar o bölgeleri. 13 Kasım'da yani antlaşmanın imzalanmasından 14 gün sonra diyelim İtilaf Devletleri donanması İstanbul Boğazı'na giriyor. Yani o İtilaf donanması Çanakkale'de geçememişti. Çanakkale geçilmez denmişti. İşte onlar hiçbir engelle karşılaşmadan Mondros Mütarekesi hükümleri çerçevesinde bu işgalleri gerçekleştiriyorlar. Bir de peşinden Ocak ayında, 1919'un Ocak ayında Paris Barış Konferansı var. Bu Paris Barış Konferansı'nda da Batı Anadolu'nun, İzmir ve Batı Anadolu'nun ve Trakya'nın da Yunanlılara ilhak edilmesi ya da katılması kararlaştırılıyor. Böylece emperyalist İngiliz, Fransız, İtalyan güçlerine karşına ilaveten bir de Yunanlılar eklenmiş oluyor. Yani ülkemiz 4 işgalci gücün esaretine girmiş oluyor. Karadeniz'de eski Pontus Rum Devleti'ni yeniden kurmak, 6 Doğu vilayetinde vilayeti sidde diyebilinir. Orada Ermeni Devleti oluşturmak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt özerk bölgesi, İngiltere'ye bağlı yarı özerk bir
teşkilatlanma. Yani yeni Osmanlı Devleti aslında Orta Anadolu, Ankara merkez, böyle İç Anadolu'da küçük bir yer ve İstanbul'la sınırlandırılmış. İstanbul'da çok fazla, yani bizi rahatsız ederseniz orayı da alırız ha şeklinde bir tehdit de var. Yani İstanbul'da öyle payitaht diye geçen başkent elbette pek güvenli değil. Yani işgaller, bu işgalleri Mondros Mütarekesi resmi hale getirmiş oluyor bir anlamda. Evet. Hocam, Mondros Mütarekesi gerçekten dediğiniz gibi saldırının aslında resmileştirilmiş hali. Akbaba gibi Anadolu coğrafyasının üstünler ve herkes bir yerden pay almaya çalışıyor. Evet. Peki bu zorlu süreçte Mustafa Kemal nerede, hangi görevde? Mustafa Kemal biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede savaştı. Çanakkale'yi herkes biliyor tabii. Ama başka cephelerde de mücadele etmiştir. En son Suriye'deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanmıştı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanma süreci olduğunda Suriye'deydi. Ve Suriye'den yönetimi uyardı Mustafa Kemal. Bu antlaşmayı imzalamayın dedi. Bu antlaşmanın imzalanması ile ülkemiz tamamen işgalci güçlere açık hale gelecektir. Bu çok tehlikeli bir anlaşmadır dedi ve uyardı ama sesini duyuramadı. Kimse dinlemedi yani onu. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı kaldırılınca Suriye'den İstanbul'a geçti Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği gün 13 Kasım'dır ve 13 Kasım aynı zamanda İtilaf Donanması'nın ağır tonajlı savaş gemilerinin de yavaş yavaş boğaza girdikleri gündür. Mustafa Kemal yüksekçe bir yerden gemilere bakmıştır yanındaki arkadaşlarına. Hiç merak etmeyin, geldikleri gibi giderler demiştir. Ama bu iş de kolay olmayacaktır. Yani geldikleri gibi gitmeyeceklerdir öyle kolayca. Ama ilginç. Yani şey gelmiyor mu hocam, size ilginç gelmiyor mu? Bana çok enteresan geliyor mesela Mustafa Kemal'in bu kararlılığı. 19 Mayıs'tan sadece 13 Kasım. 13 Kasım'da oluyor bu. 5-6 ay öncesinde bu sözü söylüyor. 19 Mayıs'ta da mücadeleyi başlatıyor ve nasıl bir inanç, nasıl bir deha ve nasıl bir cesaret olduğu o cümleden bile belli. İnanmış. Evet, çok inanmış birisidir Mustafa Kemal. Yani Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı kaldırınca İstanbul'a gelmiştir. Ve o anda görevsizdir. Yani yeni bir görev almamıştır. Yani İstanbul'a geldikten sonraki çalışmaları nedir diye sorarsanız önce onu söyleyelim. Şimdi tabii bu 30 Ekim Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonraki bir aylık, bir buçuk aylık süre içerisinde işgaller hızla devam etmiştir. İstanbul'da yönetim ne yapmakta? Yani şimdi önce şunu söyleyeyim. Milli Mücadele yıllarında 4 kere sadrazamlığa gelmiş. Damat Ferit Paşa'ya bakıyoruz. Adam İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi. Yani İngiliz Dostları Derneği diyebiliriz. Yani daha çok böyle bir İstanbul yönetiminin işgaller karşısında hayır demek, karşı çıkmak gibi bir tutum yok da aman itiraf devletlerini kızdırmayalım, daha fazla da işgaller olmasın. Yani düşüncesi içerisindeler. Bir tür böyle kendini kapatmak diyebiliriz işgallere karşı. Yani yokmuş varsaymak. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği zaman Halaskar Gazi'de bir evi var. Orada arkadaşlarıyla toplanır. Gece toplantılar yaparlar. Gizli toplantılardır bunlar. İstanbul tekin bir yer değil çünkü. Güvenli bir yer değil. Önce bir hükümette bir görev alabilir miyim diye düşünüyor Mustafa Kemal. Yani biraz diplomatik yolları, siyaset yolunu deniyor. Ya yani bu siyasette acaba hükümeti uyandırabilir miyim? Bir motivasyon sağlayabilir miyim? Harekete geçirebilir miyim? Düşmana bir karşı koyuş yapabilir miyiz diye düşünüyor ama tabii İstanbul çok farklı bir yer. Yani orada her türlü Bizans oyunu var. Yani payitaht falan ama son derece karışık ve çetrefilli günler, zorlu günler yaşanıyor. Hocam, İstanbul biraz da açmanız mümkün mü aslında? O bize tam anlatmak açısından, biraz daha resmetmek açısından nasıl bir tablosu vardı İstanbul'un o zamanlarda? Karışık diyoruz da.
Şimdi şöyle, İstanbul yani 13 Kasım'da itilaf donanması İstanbul'a gelmiştir, Boğaz'da demirlemiştir. Ama henüz resmen işgal edilmemiştir. Resmen işgal edilmesi, o gemilerin karaya yanaşmaları ve içinden askerlerin çıkması, İstanbul'un resmen işgal edilmesi 16 Mart'ta bir yıl sonra gerçekleşiyor. Yani 16 Mart 1920'de gerçekleşiyor. Ama İstanbul'un mesela Müslüman Türk mahallelerinin olduğu yerlerde herkes akşam 5'te 6'da ortadan kayboluyor. Bir sessizlik hakim. İşte daha çok o azınlıkların olduğu Pera gibi, İstiklal Caddesi vesaire, Taksim. Oralarda bayraklarla süslenmiş. Yunan bayrakları, İngiliz bayrakları, Fransız bayrakları. Kurtarıcılarımız geldi şeklinde böyle bir şey var. Tabii bir takım oluşumların merkezi de İstanbul olduğu için bu derneklerin, yararlı dernekler, zararlı dernekler, Kurtuluş Savaşı'nda birçok şey var biliyorsunuz, oluşum var. İstanbul onun için kimin dost, kimin düşman olduğu böyle bilinmeyen bir orta, bir yani böyle flu bir yerdir. Hali karışık. Karışık bir yerdir. Güvensiz bir yerdir. Mustafa Kemal diplomatik bir çalışmayla siyaset yolunun tıkandığını görünce arkadaşlarıyla gizli toplantılardaki, bu Şişli'deki evinde yapılan gizli toplantılarda Anadolu'ya geçme şeyi ön plana çıkıyor düşüncesi. Yani daha güvenli geldi hiç mi Anadolu? Yoksa mücadelenin oradan başlayacağını inandı için mi ki? Mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya gidersem böyle bir mücadele Türk halkından böyle bir son bir şey daha istersek. Siz de bana destek olur musunuz? Bakın bu Mustafa Kemal'in Şişli'deki evine gelen komutanlar üst düzey komutanlardır. Hepsi Birinci Dünya Savaşı'nda değişik yerlerde görev yapmış. Sonunda İstanbul'a dönmüş savaş sonrasında görevli üst düzey komutanlardır. Hepsi arkandayız paşam diyorlar. İlginç de bir seremoni var orada. Madem öyle diyor, beni destekliyorsunuz, yemin edelim o zaman. Şimdi bir şeyin masanın üzerine Türk bayrağı serilmiş. Türk bayrağının üzerinde bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde de bir tabanca var. İşte buna elimizi basmamız gerekiyor ve yemin ederiz dememiz gerekiyor. Bu önemli bir şey. İşte asker için, yani bir subay için en kutsal şeyler vatan, bayrak, silah, Kur'an-ı Kerim. Yani hangi alana baksanız, inanç alanı da buradadır, şey de buradadır. Bunu özellikle anlattım. Çünkü Erzurum Kongresi öncesinde Kazım Karabekir'in duruşunu buna borçluyuz. Bu yapılan yeminlere borçluyuz. Yani Mustafa Kemal'in sonrasında Kurtuluş Savaşı yıllarında ekibi de mükemmeldir. Sonuna kadar ardında olmuşlardır. Yani Mustafa Kemal Anadolu'ya nasıl geçerim? Hangi vesileyle geçerim? Bunu düşünmeye başlamıştır. Arkadaşlarından da tam destek almıştır. Hocam i̇şte, o da önemli aslında. Yani. Evet bir dahi ama etrafın desteği de çok önemli gerçekten. Silah arkadaşlarının bu kadar destek vermesi ve herhangi bir riyakarlıkta bulunmadan arkasında durması Mustafa Kemal'in. Ve bir tarihin bir yerlerinde tartışılan bir nokta var. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya padişahın gönderdiği yönünde tartışılan bir nokta var. Evet şimdi bu çok tartışılan bir şey. Yani aslında tartışılması pek de uygun bir şey değil ama yani... Ve uzaklaşsın diye zaten. Ha, amaç şimdi, ne olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle söyleniyor. İşte bazıları deniyor ki, diyor ki efendim işte Mustafa Kemal'i Anadolu'ya padişah Vahdettin gönderdi. Yani Kurtuluş Savaşı'nın arkasında görünmez liderlik anlamında... Evet o da var. Söylenmektedir. Yani şimdi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilme 9. Ordu müfettişte 9. Ordu kıtaları müfettişliğine atanması, bunun onanması, onaylanması, atamanın yapılması elbette bunun altında padişahın imzası olacaktır. En yüksekte o vardır. Fakat Mustafa Kemal ne için gönderilmiştir şeye? 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya. Yani gönderilme sebebini unutmamak lazım. Şimdi Harbiye Nazırı Şakir Paşa Samsun bölgesinde Türklerin Rum köylerine saldırdığını
İngilizlerin bundan çok rahatsız olduğunu ve bu durumun ortaya çıkarılması gerektiğini, silahların, yani milli teşekküllerin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Silahların teslimi var Honduras Mütarekesi'ne göre. Yani ordu terhis edilecek, sınırlandırılacak ve ellerindeki silah ve cephanede itiraf devletlerine teslim edilecek. Ama bazı subaylar bu işi biraz ağırdan alıyorlar. Silah teslimi. Vatan, yani vatansever subaylar. Kazım Karabekir, işte Ali Fuat Cebesoy, onlardandır. Ya bunu araştıralım diye gönderiliyor. Yani gönderilme sebebi Anadolu'ya git de milli mücadeleyi yap değil. Değil. Bu birincisi. Bu çok önemli bir aslında konu. Aslında tam tersi. Tam tersi. Milli teşekkülleri ortadan kaldır, silahları teslim et diye. Şimdi başka bir husus daha söylemek lazım. Yani şimdi birincisi bu gönderilme sebebi. İkincisi elbette bunun görev emrinin altında padişahın imzasının olacağı. Padişahın imzasının olması demek milli mücadeleye git başlat anlamına gelmiyor. Görevin sınırları belli zaten. Fakat işte onun altında padişahın imzası var, padişah gönderdi deyip böyle bir şey. Halbuki üçüncü fasla bakarsak, bütün milli mücadele safahatı sırasında, gelişmeler sırasında baktığımızda İstanbul yönetiminin Kuvayi Milli Hareketi'ne hiç de dostane yaklaştığını söyleyemiyoruz. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işte harp divanlarında yargılanması, gıyaben haklarında ölüm fermanı çıkarılması, ölüm kararının alınması, Şeyhülislam Dürüzade'nin katli vaciptir deyip Mustafa Kemal ve arkadaşları için böyle fetvalar vermesi. Şimdi herhalde padişahın onayı olmadan böyle bir Şeyhülislam'ın böyle bir fetva vermesi beklenemez değil mi? Yani şimdi şöyle baktığımız zaman. Herkes ona bağlı. Sonuçta hiyerarşi olarak öyle ilerlemiyor mu? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa'yı padişah Vahdettin göndermiştir. Mücadeleyi o başlattırmıştır diyen insanlara sormak lazım. Şimdi padişah Vahdettin niçin İstanbul'da oturdu? Anadolu'ya geçmek istedi. Halkım benim peşime düşün, biz anti-emperyalist mücadele başlatacağız dedi de peşinden mi gitmediler? Yani belki Mustafa Kemal'den çok o yapmış olsaydı böyle bir girişimi. Padişahtır sonuç itibariyle, halifedir, padişahtır. Ve çok daha fazla karizmatiktir, çok daha fazla inandırıcılığı, çok daha fazla peşinden sürükleyiciliği vardır. Muhakkak. Bunu niye kendisi yapmadı diye sorulabilir. Elbette gönderilme sebebi dediğimiz gibi milli mücadele başlatmak için değildi. Tam tersi. Tam tersi. Engellemek için, hatta vatansever subayları da biraz da önünü kesmek için yapılmış. Evet. Şey. Şimdi Mustafa Kemal'in durumunun incelendiği anlaşılıyor. Yani güvenilir bir adam olması, işte Çanakkale'de işte yıldızı parlamıştır Mustafa Kemal'in. Bir de şunu da söylemek lazım. Yani bugün bu anlamlı gün, aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı diyoruz ama Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için. Yani Mustafa Kemal ile anlamak adına söylüyorum. Şimdi birincisi Mustafa Kemal Paşa'nın öyle Anadolu'nun tozlu yollarına böyle kendini vurmaya hiç de ihtiyacı yok. Yani öyle bir karizmaya ihtiyacı yok. Öyle bir işte bir ünlenmeye ihtiyacı yok. Zaten ünlü bir paşa, komutan. Üstelik belki işte milli mücadele döneminin belki gayri resmi perde arkası diyebiliriz. Mustafa Kemal bütün bu süreçlerde hep hastadır, rahatsızdır. İlaçların etkisiyle, katkısıyla ayakta durmaktadır. 3 gün uykusuz kaldığı olmuştu. Sürekli çay, kahve, sigara, bunlar yani resimlerde görüyoruz. Yüzündeki bitkin halini görüyoruz. Bir gün uykusuz. Cephede çekilen fotoğraflar, cephede geçen bir ömür. Evet, evet. İşte yani, bu da değil. Bir gün uykusuz kalsak ertesi günü nasıl götürürüz? 3 gün üst üste uykusuz kaldığını biliyoruz Mustafa Kemal'in. Özellikle Sakarya Savaşı'nın olduğu dönemlerde, büyük taarruz döneminde. Şimdi yani bunlara hiç de böyle bir mecburiyeti yoktur. Yani Anadolu'ya gideyim de işte bunları yapayım falan diye böyle bir şey yoktur. Bunun arkasında yani öyle ünlenmek ihtiyacı gibi bir şey yoktur. Sadece bir şey vardır, vatan sevgisi vardır. Bütün subayların hepsinde aynı şey vardır. Ve çıkarsız. Hiçbir kuruş beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden.
anti-emperyalist karşı koyuşun arkasında yatan şey budur. Yani padişahın işte Mustafa Kemal'i gönderdiği, işte milli mücadele başlattığı falan, işte paşa yapsan yapsan bu işi sen yaparsın, sen vatan senden görev bekliyor falan gibi söylemler var. Bunlar pek doğru yansıtmıyor. Sonra milli mücadele yıllarında birçok isyanlar var. Anadolu her taraf alev alevdir. Bu ayaklanmaların bir kısmında İngiliz Müyipleri Cemiyeti'nin bir kısmında Damat Ferit Paşa'nın parmağı vardır. Hilafet ordusu adı altında işte İstanbul'dan yola çıkan, Anadolu'ya gelen Bolu, Düzce, işte Beypazarı dolaylarından başlayan Gerede taraflarına doğru giden ayaklanmalarda, birçok ayaklanmalarda bunlar vardır. Yani İstanbul'un ne yaptığına bakmak lazım. Tabii en önemli nokta şudur. Sevr Anlaşması ortada duruyor. Yani 10 Ağustos 1920'de imzalanan İstanbul yönetiminin işte Şurayı Devlet Reisi Tevfik Bey'i oraya göndermesi, Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında imzalanan anlaşmadan bahsediyoruz. Bu antlaşma zaten Mondros Mütarekesi'nin ana kalıplarının devamıdır. Ülke parça parça. Paramparça demiş bir. Evet. Yani şimdi son yıllarda çok tartışıldığı için söylüyorum. Yani Lozan Antlaşması hani şöyleydi böyleydi. O etrafından çok konuşuluyor. Ama Sevr Antlaşması'nı, Lozan Antlaşması'nı Sevr Antlaşması ile kıyaslayacaksınız. Hiçbir antlaşma dünyanın en mükemmel antlaşması değildir. Yani her yerde bir takım şeyler, eksikler olabilir. Ama Sevr Antlaşması'nı Lozan'ı Sevr'le kıyaslayacaksınız. O zaman görürsünüz. Yani harita üzerinde şöyle bir bakın, Karadeniz işte Pontus Rum Devleti, Doğu illerinde Ermenistan Devleti, işte güneyde Kürt Özerk Bölgesi, Çukurova işte şeylerin elinde, Fransızların elinde, Boğazlar kontrol altında, Batı Anadolu, Trakya Yunanlıların elinde, Antalya Konya Bölgesi İtalyanların elinde parça parça olmuş bir ülkeden bugünkü misaki milli sınırlarımızı tekrar geri getirmiştir Lozan Barış Antlaşması. Hocam izninizle bir kısa bir es verelim. Sokağa çıktık biz de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sorduk. Vatandaşlara bakalım duyguları neler? Biz de bir nefes alalım, sonra sohbetimize tamam. Kaldığımız yerden devam. Başkent Üniversitesi Atamer Üretim üyesi Doktor Mehmet Beydarlı Seyirciler, Mehmet Hocamız. Mehmet Sarıoğlu, onunla tekrar o dönemi konuşacağız. Sıkıntılı ve zorlu bir süreç. Hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Son olarak evet. Kaldığımız yer Samsun'a geçecekti. Sonuçta 9. Ordu Müfettişi olarak ünvanıyla Mustafa Kemal bu görevi almıştır. Şu da hocam bir kez daha söylersek, padişah göndermedi milli mücadele için. Onu bir kez daha bir cümleyle ifade ederseniz aslında. Çünkü o tartışmaya... Evet, yani şöyledir. Padişahın gönderip göndermemesi meselesiyle ilgili olarak o belgenin altında Mustafa Kemal'in atanması görevinin, yani o görevin atanma yazısının altında padişahın imzası olacaktır. Bundan kaçınılmaz bir şey olamaz yani. Bundan daha normal bir şey de olamaz. Ama padişah hangi görevle göndermiştir? Bu görev 9. Ordu Müfettişliği'nin görev sınırları nedir tırnak içinde? Onu gördüğümüz zaman bu milli mücadeleyle örtüşmemektedir. Yani onu tekrarlamış olurum. Buyurun hocam. Şimdi Mustafa Kemal işte arkadaşlarıyla beraber Bandırma vapuruyla 18, Mustafa Kemal 18 kişiyle beraber bu kurmay heyetidir. Yani 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği'nin karargah subaylarıdır bunlar. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket ediyor. Bunları okumak istiyorum. İşte 3. Kolordu Komutanlığı'na atanmış olan Kurmay Albay Refet Bey, Müfettişlik Kurmay Başkanı Albay Manastırlı Kazım Bey, Kazım Dirik, Doktor Albay İbrahim Tali Bey, İbrahim Tali Öngören, Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey, Karargah Erkan Harbiyesi İstihbarat ve Siyaset Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey, Hüsrev Gerede, böyle gidiyor. Cevat Abbas Bey var. Ve diğerleri toplam 18 kişi ve Mustafa Kemal.
Bandırma vapuru öyle bir basit bir tekne falan değil. Karadeniz'in hırçın dalgalarında böyle işte her an batma tehlikesi olan falan öyle resmediliyor bazı yerlerde. Bunu da söylemek lazım. Bildiğimiz gibi işte 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru Samsun'a yanaşıyor. Samsun limanına yanaşıyor. Samsun'a çıkması bir dönüm noktasıdır ki bugün bunu konuşuyoruz. Yani bir anti-emperyalist mücadelenin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını ifade ediyor. Şimdi öğrencilerime öneriyorum, buradan da duyurmak lazım. Nutku okumak lazım. Atatürk'ün büyük nutkunu okumak lazım. Nutuk 19 Mayıs 1919'da başlar. Yani ilk cümlesi şudur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Gördüğüm manzarayı umumiye şöyleydi diye başlar. Yani bu cümle ile başlıyor. Ondan sonra 1927'ye kadar gelişen olayları bizzat kurgulayıcısı, yapan, uygulayıcısı erken dönem Cumhuriyet tarihi açısından da son derece önemli bir kaynaktır. Kurtuluş Savaşı açısından da bilmemiz gerekenleri orada görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir sınıflama yapıyoruz biz tarihçiler. Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması arasında geçen döneme genelgeler kongreler dönemi diyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı'nı ikiye ayırıyoruz. 19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920 genelgeler kongreler dönemi. Bu dönem bir hazırlık aşamasıdır. Yani neler yapılabilir? Hakikaten de birçok genelgeler yayınlanmıştır, birçok kongreler yapılmıştır bu dönemde. Hocam çalışmalar hemen Samsun'a çıktıktan sonra başladı mı peki? Milli mücadele çalışmaları yoksa önce bir süre plan mı yapıldı yoksa sessiz sakin beklenildi mi? Ha, şimdi ondan bahsedeceğim. İkinci kısımda Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkesi'nin imzalanması arasında geçen dönemde aksiyon aşamasıdır. Savaştır, sıcak savaştır. Yani İnönü Savaşları ikinci aşamadadır. Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz hepsi ikinci aşamadadır. Birinci aşama genelgeler kongreler dönemi hazırlık aşaması olarak değerlendirebiliyor. Şimdi Mustafa Kemal ne yaptı Samsun'a çıktığı zaman? Samsun pek güvenilir bir yer değil. Rum çeteleri var, Türk çeteleri var. Karşılıklı böyle reaksiyonlar, kısmen işgal edilmiş alanlar. Kimin dost, kimin düşman olduğu belli değil. Yani Samsun'da çok uzun kalmamıştır Mustafa Kemal. Hemen oradan Havza'ya geçmiştir. 25 Mayıs'ta Havza'ya, küçük bir ilçesidir Samsun'un, oraya geçtiğini görüyoruz. Planlanmış galiba değil mi? Samsun, ben oradan Samsun'dan geçeceğim, Havza'ya ineceğiz diye Anadolu'ya geçeceğiz. Tabii, yoksa tabii. Samsun'daki atmosferi görünce mi karar değiştirilmiş? Bu tamamen planlı, kurgusal bir şeydir. Adım adım işlemiştir. Mustafa Kemal'de zamanlama çok önemlidir. Neyi ne zaman yapacağı çok önemlidir. Ne önce ne sonra. Tam zamanında. Tam zamanda. Yani onu beklemektedir. Ve yeri geldiğinde yapmaktadır. En iyi sonucu alabilmek için. Şöyle bir kitap var, bilmiyorum gösterebilir tabii miyiz? Tabii hocam, buyurun buyurun. Fethi Tevetoğlu'nun çok güzel bir çalışmasıdır. Şöyle şu kameraya göstersek. Atatürk'te Samsun'a çıkanlar. Buyurun hocam. Bu bahsettiğim Mustafa Kemal ile beraber Bandırma gemisinde bulunan 18 kişiyi anlatmaktadır. Yani biyografilerini ele almaktadır. Son derece güzel bir çalışmadır. Mustafa Kemal Havza'da çalışmalarını sürdürüyor. Ve Havza'da 28 Mayıs'ta bütün valilere, kaymakamlıklara ve kolordu komutanlıklarına bir genelge gönderiyor. Havza bildirgesi diyoruz biz buna. Hocam kitabı bir kez daha gösterelim şöyle. Evet. Atatürk ve Samsun'a çıkanlar. Evet. Fethi Tevetoğlu. Buyurun hocam. Şimdi Havza'da bir bildiri yayınladığını söyledik.
genelge yayınladığını söyledik. Şimdi kaymakamlıklara, valiliklere, kolordu komutanlıklarına bir genelge yayınlıyor ve İzmir ve çevresinin işgal edildiğini söylüyor. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. 16 Mayıs'ta Bandırma gemisi hareket etmişti İstanbul'dan. 15 Mayıs yani bir gün önce Mustafa Kemal daha henüz İstanbul'dadır. İzmir'in işgali başlıyor. Yani Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmaları 15 Mayıs'tır. Havza bildirisinde İzmir ve çevresinin Yunanlarca işgal edildiğini, ülke bütünlüğünün tehdit edildiğini, korunması gerektiğini, ulusal tepkilerin mitinglerle dile getirilmesi gerektiğini söylüyor. Etkili mitingler yapılması gerektiğini söylüyor. Büyük devletlerin temsilcilerine, hükümetlerine protesto telgrafları çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunları yaparken bu miting işgalleri, protesto mitingleri yapılırken yerli Hristiyan halka asla bir zarar verilmemesi gerektiğini söylüyor. Çok önemli. Diyor ki biz haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Yani bu çok tehlikeli bir durumdur. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya, işte 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy'a, 3. Kolordu Komutanı Refet Bey'e ellerinde ne kadar asker var, ne kadar silah ve cephane var, bunları bildirmelerini istiyor Havza'dan. Ve Havza'dan 12 Haziran'da Amasya'ya geçmiştir. Amasya'da bir dizi çalışmalar yapılıyor. Hocam bu arada son 7-8 dakika kaldığında söyleyeyim de biraz tarih evet. Uzun aslında. Biraz daha sıkıştırmak anlamında. Peki. Hızlanabilirsek sevinirim. Amasya'da bildiğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin en önemli belgesi ilan edilmiştir bütün dünyaya. Bu Amasya genelgesi, eskiden Amasya tamimi denildi. Odur. Bir durum değerlendirmesi, aynı zamanda bir yol haritası belirliyor. Diyor ki, yani ulusun, vatanın bütünlüğü tehdit altındadır. İstanbul hükümeti, İstanbul'daki yönetim bunu gerektiği gibi yerine getirememektedir. Bu da ulusumuzu yok olmuş saymaktadır. Ulusun, işte istiklalini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi biz Amasya Genelgesi'ne ihtilal bildirgesi olarak bakıyoruz. Çünkü Amasya şeyi söylüyor, Sivas'ta, memleketin güvenilir bir yerinde olan Sivas'ta bir toplantı yapılacaktır diyor. Bunun duyurusunu yapıyor. Silah ve cephanelerin herhangi bir şekilde elden bırakılmayacağını falan söylüyor. Şimdi bu genelgenin ilan edilmesi tabii İstanbul hükümetini çok rahatsız etmiştir. Ve derhal çağrılmıştır geri. Biz seni ne için gönderdik? Sen ne yapıyorsun? Bu genelgeden sonra. Tabii. Amasya genelgesinden sonra. Aslında Havza bildirisinden sonra da çağrılmıştı. Ama daha sert bir şekilde Amasya genelgesinden sonra çağrılıyor. Sonradan görevine son verildiği söyleniyor vesaire. Mustafa Kemal hep oyalama sürecine girmiştir. Yani İstanbul yönetimini bir anlamda bekletiyor. Daha henüz işim var, geleceğim diyor. Merak etmeyin, yakın bir zamanda geleceğim. Oradan Erzurum'a geçiyor bildiğimiz gibi. İşte Erzurum Kongresi, Doğu İlleri adına bir toplantı gerçekleştiriliyor. Yani vilayet-i sitte denilen 6 Doğu ilinde bir Ermeni devleti kurulması düşünüldüğü için orada acilen bir toplantı düşünülmüş. Yani sadece Doğu illerinin toplantısıdır bu. O Erzurum Kongresi vatan bir bütündür, parçalanamaz şeklinde kararlarla kapanıyor. Yani lokal bir kongre olmasına rağmen ulusal ölçekte kararlar alındığını görüyoruz. Bildiğimiz gibi milli mücadelenin tek ulusal kongresi Sivas Kongresi'dir. Bu da Eylül başında oluyor biliyorsunuz, 4 Eylül. Sivas Kongresi'nde bütün direniş örgütleri Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında toplanmıştır. Manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği söylenmiştir. Tam istiklal, tam bağımsızlık Sivas Kongresi'nde alınan karardır. O zaman İstanbul'a artık res çekilmiş ve biz tam bağımsızlık istiyoruz. Sınırları çiziyoruz hocam. Bir de şu detay var sanki Erzurum'a geçerken de yine oyalıyor dediniz ya, İstanbul hükümetini tam
yine Mustafa Kemal Atatürk her zaman temkinli davrandığı gibi yine burada temkinli ve yerine ve zamanla davranıyor. Rest çekmeden. Ama şöyle zamanımız kalmadı dediğiniz için ben de panik oldum. Şimdi Erzurum Kongresi başlamadan önce 7-8... Biraz da uzattık hocam. Evet, Temmuz'da Mustafa Kemal askerlik görevinden de 9. Ordu Müfettişliğinden de bütün görevlerinden, memuriyetinden de istifa ettiğini 7-8 Temmuz gecesi İstanbul hükümetine bildiriyor. Yani İstanbul'da bir telgraf trafiği yaşanıyor. Aslında Mustafa Kemal bir anlamda milli mücadeleyi riske atmıştır. Çünkü biliyorsunuz bizim insanlarımız biraz böyle titr, ünvan, karizma vesaire, görev, yani bunlara önem veriyor. Artık sade bir vatandaş olarak bu mücadeleye devam etmiştir. Erzurum Kongresi başkanlığına seçilmesi onun için bir anlamda sıkıntılı olmuştur. Yani Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, tabii bu iki oluşumda temsil heyeti oluşturuluyor. Hükümet gibi davranan bir temsil heyeti. Ankara'da? Heyeti temsiliye diye geçer. Erzurum Kongresi'nde oluşturuluyor. Sivas Kongresi'de sayısı 16'ya çıkarılıyor. İşte bu süreçten sonra Sivas Kongresi'ni takip eden zaman içerisinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya geldiklerini görüyoruz. Ve Ankara'yı merkez, milli mücadelenin merkezi yapmışlardır. Yani niçin Ankara daha önemli Sivas'a göre? Ankara da güvenli bir yerdir. Ama işte ulaşım ağının, haberleşme ağının daha şey olması, iyi olması bir anlamda Sivas'a göre. Güven biraz daha güvenli mi? Tabii. Yani burada 20. Kolordu Komutanlığı karargahı var Ankara'da. Ankara halkı çok büyük bir teveccüh göstermiştir. İşte dikmen sırtlarından davullarla, zurnalarla 27 Aralık'ta karşılanmıştır Mustafa Kemal. Seymen alayları falan. Ondan sonra bildiğimiz gibi işte sonuçta 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelenin artık kontrolünü, patronluğunu ele almıştır. Memleketin her tarafından seçilmiş delegeler, milletvekilleri ülkenin kaderine hakim olmuşlardır. Ondan önceki süreçte Kuvayi Milli Hareketleri yöresel, lokal hareketler şeklindeydi. Onların hepsinin tek çatı altında toplanması Sivas'ta gerçekleşmiş. Ankara'da da zaten TBMM açılmıştı. Bunu takip eden sürece baktığımızda silahlı aksiyon döneminin olduğunu görüyoruz. Yani 1. İnönü, 2. İnönü zaferleri, arkasından Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi bir dönüm noktasıdır. Yani artık Fransızlar anlamaya başlamışlardır. İngilizler hala direniyorlar ama yani Türkler böyle vatanlarını kolay kolay vermeyecek gibi görünüyorlar. Yani buradaki şeye göre, sonuca göre. Ruslar, yani Sovyetler Birliği ilk tanıyan büyük devletlerden birisi. Bu savaşın sonucuna entegre olmuşlardır. Sakarya Savaşı'nın zaferle sonuçlanması bir yıl gibi bir zaman beklenerek Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni, yani 26 Ağustos'ta başlayan, 30 Ağustos'ta sona eren ve Türk askerinin 9 Eylül'de İzmir'e girmesiyle sonuçlanan, arkasından da Mudanya Ateşkesi Anlaşması ile sonuçlanan, Mudanya Ateşkesi Anlaşması'nı Mondros Mütarekesi ile, Mondros Ateşkesi Anlaşması ile kıyaslayacağız. Sevr Anlaşması'nda Lozan'la kıyaslayacağız. Sonuçta ülke düze çıkmıştır. Yani bütün bu mücadelenin anti-emperyalist kimlikli bu Anadolu Hareketi'nin, Türk milletinin yeniden dirilişi, doğuşu olarak değerlendirilebilecek bu mücadele süreci işte bugün başlamıştır. Yani 19 Mayıs 1919'da. Ve bu yüzden önemli, özel anlamda gün. Hocam bir anlamda böyle Kurtuluş Savaşı tarihine de bir değinmiş olduk. Evet, da. Güzel oldu aslında da resmettiniz o akışı, nasıl Samsun'a geçti, sonrasında yaşananları iyi resmettiniz, güzel oldu. Şunu da anlıyorum, anlattıkça Mustafa Kemal Atatürk şey bir insan değil, fevri bir insan değil ya da coşkulu bir insan değil, anlık coşkulara yaşayan bir insan değil. Hep sabırlı, sükuneti, demlenmesini beklemiş. Mesela Ankara'ya girene kadar bir hazırlık süreci var, heyetler oluşturuluyor. Aşama aşama her taraftan temsilciler oluşturuluyor, yine bazı yerlerde Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturuluyor. Sonrasında aksiyon sürecine geçiliyor. Evet, şimdi Mustafa Kemal'in çok iyi bir oyun kurucu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bakın, Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında zaten Batı cephesinde
yavaş yavaş batı taraflarında İzmir'in işgaliyle beraber oluşan bir Kuvayi Milliye hareketi var. Hı hı. Yani Çerkez Ethemler, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, oralarda o örgütlenmeler var. Yani işgal nerede varsa orada örgütlenmeler var. Kuvayi Milliye dediğimiz olay çok ilginç bir şeydir. Düşman işgalinin olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır. Yani ilk düşmana karşı mukavemet, karşı koyuş hareketi İzmir'de Hasan Tahsin Bey'in Konak Meydanı'nda Yunanlı askerleri ateş ettiği söylenirdi ama Hatay dört yolda olduğu anlaşıldı sonradan. Hatay dört yolda karşı konmuştu. Fransızlara karşı söylenmişti. Şimdi Adana'da, Antep, Urfa, Maraş bu şehirlerin yapmış olduğu mücadele eşi benzeri olmayan mücadelelerdir. Yani Çukurova bölgesinde Kilikyalılar Cemiyeti var. Kilikya, Çukurova'nın eski ismidir. Kapadokya gibi bir kelimedir yani arkeolojik dönemlerden. Kilikyalılar Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni daha sonra Reddi İllak Cemiyeti şeklinde kuranlar İzmir'de bir parkta oturan gençlerdir, üniversiteli öğrencilerdir. Yani İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti haline gelmiştir. Hocam evet. Süremiz sona erdi, özür dilerim. Evet. Yani kesmek zorundayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son olarak öyle şöyle söyleyeyim. Son oldu artık. Öncelikle Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kolordu komutanı düzeyinden daha düşük düzeye kadar milli mücadele içerisinde yer almış bu anti-emperyalist mücadeleyi sonuna kadar azimle devam ettirmiş subaylarımızı, askerlerimizi rahmetle anmak lazım. Ve bu anlamlı günde onların tekrar dile getirilmesi gerekiyor. Yani Mustafa Kemal'in oyun kuruculuğu, liderliği tamam ama ekibinin de söylenmesi, atlanmaması gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bu ben güzel bir verdiğiniz için. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, bu anlamlı günde programımızın sonuna geldik. Hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bizler pazartesi haftanın başına tekrar burada olacağız. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. Görüşmek dileğiyle.